Said Nursi son peygamber mi? Bak şimdi öyle. Risale-i Nur'dan bir bölüm. Envar Neşriyat, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sayfa 26. Mütedeyyin bir kadın, yine hadiseden sonra görüyor ki, semavattan mübarek kağıtlar yağıyor. Rüyasında görüyor bunları. Bir kadın. Bu nedir? Diye soruyorlar. Bir kağıt yağıyor. Bu nedir diye soruyorlar. O da olayı takip ediyor. Gökten kağıtlar yağıyor, kadın da olayı takip ediyor. Rüyada demişler, Risale-i Nur'un sayfeleridir. Gökten geliyor. Yani tabirce Risale-i Nur, Kur'an'ın tefsiri olduğu cihetle, tamam bu kadarını anladı, Kur'an'ın tefsiri diyorsun, vahyi semavi olan Kur'an'ın semavi ve ilhami bir tefsiridir. Ne demek bu? Bu ne demek olduğunu... Şimdi tefsir usulü içerisinde semavi bir tefsir diye bir şey var mıdır? Araştırsınlar bakalım. Semavi tefsir diye bir tabir yok. Böyle beyani tefsir vardır, dirayet tefsir vardır, rivayet tefsir vardır ama... Bu ne ya? Allah'tan geliyor yani. O tefsir de Allah'tan geliyor. Ya tefsir usulünde gökten gelen sayfalar diye bir saçmalık var mı ya? Rüyamda bunu gördüm, gökten geldi, o zaman bu böyledir. Subhanallah. Yani bir de diyorlar ki bu adam Allame-i Cihan. Nereden öğrendin bu ilmi? Rüyada kadının birisi görmüşse gökten sayfa yayıyormuş, Risale-i Nur'dan bahsetti. E sen bunu dersen öbürü de rüyamda Allah'ı gördüm diyecek. Ne diyecek başka? Bir tanesi demiyor mu? Ahmet'i bana bırakın, onu ben koruyorum bilmem ne. Saçmalıklarının kökeni işte bu zihniyet. Hem Fethullah Gülen'i rüyasında Allah'la konuştu dediği için mahkum edeceksin. Ama Said Nursi aynı saçmalıkları söyleyince, benzeri saçmalıkları uydurunca ha o ona dokunmayacağız. Niye? Yani sen put mu beğenmiyorsun? Biz putluğun tamamına karşı, sen put beğenme. O değil, bu olsun. Böyle bir saçmalık olur mu? Gökten sayfa yayılmış da içeri Risale-i Nur'muş. Kimden geliyor sayfalar? Allah'tan geliyor. Nereden geldi o zaman Risale-i Nur? Neyse devam edelim. Burası bütünleyen bir bölüm okuyacağım şimdi Vedat sana. Evet, o zat Said Nursi daha çocuk iken ve hiç ilim tahsili yapmadan dış görünüşü zevahiri kurtarmak üzere 3 aylık bir tahsil müddeti içinde Ulûm-ı evvelîn ve ahirine ve ledüniyat ve hakaiki eşya, ilahi bilgilere, geçmişin, geleceğin, şuyun, buyun bilgilerine, esrar-ı kainata, hikmet-i ilahiyeye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle bir mazhariyet-i ulyaya kimse nail olmamıştır. Said Nursi geçmişin, geleceğin bilgilerine sahip, ledüniyata sahip kılınmamıştır. Peki bunun doğurduğu sonuç ne? Bak neymiş. Envar-ı Muhammediye'yi, Muhammed-i Nur'u ve Marif-i Ahmediye'yi ve füyuzat-ı şem-i ilahiyeyi en parlak, müşahşa bir şekilde parlatması, yani Allah'tan gelen ilahi emirleri, feyizleri en şaşalı şekilde parlatması ve Kur'ani ve hadisi olan işarat-ı riyaziyenin kendisinde mütenehhi olması, yani Kur'an-ı Kerim'deki ve sünnetteki matematiksel işaretlerin tamamını kendisinde topladığından, virgül, Hitabat-ı Nebeviye'yi ifade eden ayet-i celilenin riyazi beyanlarının kendi üzerine toplaması, yani Nebi'ye hitap eden ayetlerin matematiksel işaretlerini de kendi üzerine topladığından, öyle diyor. Muhammed demek Said-i Kürdi demekmiş. Said Nursi Muhammed'in aynasıymış. Bu türlü matematiksel edebi verileri de üzerine topladığından delaletleriyle o zat hizmet-i imaniye noktasında, dikkat, Risaletin bir miratı, mücellası, peygamberliğin parlak bir aynası ve Şecere-i Risaletin son bir son meyve-i münevveri, Risalet nedir Vedat? Peygamberlik. Peygamberliğin son meyvesi deyince biz ne anlamalıyız? Ne demek Said Nursi peygamberin son meyvesidir? Devam ediyor. Ve Lisan-ı Risaletin irsiyet noktasında, peygamberlik dilinin soy noktasında son dehanı hakikati, hakikatin son ağzı ve şem-i ilahinin, ilahi feyizin, nurların hizmeti imaniye cihetinde son bir saadet taşıyıcısı olduğuna şüphe yoktur. Peki Vedat, Said Nursi Risalet ağacının son bir meyvesi, Risalet lisanının son hakikat ağzı, Risalet lisanının, Risalet dilinin son saadet taşıyıcısı. Kimden bahsediyor burada? Kendisinin ne olduğunu iddia ediyor bu adam. Son nebi, son peygamber oldu. Bitti ya. Şimdi Vedat, bunu şöyle yorumlayamazsın. Efendim,
devrinin son alimiydi. Ya tamam da son alim diyemezsin, senden sonra alimler geldi. Son Müslüman da diyemezsin, senden sonra Müslümanlar geldi. Sen burada Risaletin son meyvesi diyerek neyi sonlandırdın? Risaletin. Demek ki Risalet Said Nursi de son bulmuş. Demek ki Risale-i Nur'a göre son peygamber Hazreti Muhammed değilmiş. Bak ondan sonra başka biri daha gelmiş. Risaletin son meyvesi demek ne demek? Ne anlamamı bekliyorsun sen bundan? Gökten sayfalar yağacak, geçmişin geleceğin bilgisine sahip olacak. Tabii ki bu adam da peygamber olur ya da peygamberliğin son meyvesi olur. Şimdi Risalet peygamberlik demek. Şecere soy demek. Son bir meyvesi demek ne demek? Risaletin son bir meyvesidir. Sen kendini Risalet ağacının son bir meyvesi olarak göstereceksin. Ondan sonra da bunu tenkit edenler cehennemde yanacaklar, bilmem ne olacaklar. Şimdi bu Said Nursi'ye yapılan bir methiye. Said Nursi bu methiye hakkında ne diyor? Benim hissemi haddimden 100 derece ziyade vermeleriyle beraber bu imza sahiplerinin Ahmet Feyzi'dir, Ahmet Nazif, Selahattin, Zübeyir, Ceylan, Sungur, yani Said Nursi'yi peygamber yapan bu şahısların diyor ki bunların hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sükût ederek o Medhi Risale-i Nur şakitlerinin şahsı manevi sınavına kabul ettim. Hani onlara ayıp olmasın diye kendini peygamber yaptı. Niye? Hatırları kırılmasın diye. Hiç Allah'ın kitabına aykırı konuştun mu, konuşmadın mı? Ya ne demek Risaletin son ağacı? Ne demek Risale-i Nur gökten yağdı? Ne demek geçmişin geleceğin bilgilerine sahipsin? Arkadaşlar abartmayın. Bunlar doğru değil diyeceği yere onların hatırına ayıp olmasın diye hani istemiyorum ama cebimde açık duruyor. Oraya koysanız olur. Allah Resulüne geliyorlar. Mesela Allah Resulüne onu metheden herhangi bir ifade geldiğinde Allah Resulünün verdiği tepki her zaman nedir? Her zaman olumsuz. Evet. Allah Resulü bir methiyeyle karşılaştığı zaman daima hemen olumsuz bir tepki veriyor. Mesela diyorlar ki insanların en hayırlısı. İnsanların en hayırlısı ben değilim diyor. İbrahim'di diyor. Evet. Ey Kerimoğlu, Kerimoğlu, Kerim deyince o Yusuf'tu diyor. Ey bilmem şudur deyince o Musa'dır diyor. Evet. Mesela bir yerde Yunus Aleyhisselam'la alakalı bir takım konuşmalar dönüyor. Hemen gidiyor diyor ki ben Yunus'tan daha hayırlı değilim diyor. Ne dediğinize iyi dikkat edin. Evet. Ve yani bak Allah Resulü'nün terbiyesi bu, ahlakı bu. Bir de buna bakın bir de. Kendisini getirdi, getirdi, getirdi. Risaletin son bir meyvesidir. Ya Risalet nedir kardeşim diyorsun. Ben şeye girdim. Said Nur, Risale-i Nur'un internet ortamında neşredildiği yere girdim. Şimdi kelimelerin üzerine getiriyorum, manayı da veriyor oradan. Peygamberlik, şecere, soy, işte ne bileyim, işte meyve, ne bileyim meyvesi yani. Topluyorsun, ortaya ne çıkıyor? Said Nursi, peygamberlik ağacının son meyvesidir. Sen bu lafı dedikten sonra kendini peygamber yaptın. Ya da bir başkası desen, kabul ettiysen, o zaman ikiniz birden yalancı oldunuz. Şimdi bunları düşünsün Risale-i Nur takipçileri. Burada son alimden falan bahsedilmiyor. Sen ilmi sonlandıramazsın, son alim değilsin. Ama Risaletin sonuncusu, sonuncu meyvesiyim diyorsun. Ne demek? Zaten Risalet kelimesini kullanmış. Doğru. Yani Vedat, bir Müslümana Risalet soyunun son halkası nedir, son meyvesi nedir diye sorduğu zaman adam ne cevap verecek? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyecek. Ne diyecek başka? Bunlar da Said Nursi diyorlar. Ya sizin peygamberiniz, dininiz, imanınız başka mı? Bunu sormanın, bunu kendi kendinize sorun. Hadi bizden rahatsız olursanız kendi kendinize sorun. Ya bu kadar metiye ne gerek var? Yani insan bunları yazarken, bunları söylerken, bunları kabul ederken Allah'tan korkar ya. Bir gün hesap vereceğiz ya. Yani Kur'an-ı Kerim'i mahvetmek için, deşifre şey yapmak, tahrip etmek için her türlü yola girmişler ya. Ondan sonra bu adamlar Allame-i Cihan bilmem ne.